kardeşim. Kardeşim. Kardeşim bak bana. İyi misin? Kardeşim aç gözünü. Duyuyor musun beni? İyi misin? Aç bir gözünü aç. Ne olur hadi. Cansu ambulans ara. Kardeşim ne olur aç gözünü hadi. Hadi ne olur ya. Cansu kendine gel ambulans ara hadi. Kardeşim. Araçla mı götürsek ya? Alo. Bir trafik kazası oldu. Acil ambulans lazım buraya. Lütfen adresi veriyorum. Ben bir anda çıktım. Ben görmedim. Yeminle görmedim. Yaşıyor mu? Şurayı bir açın ya. Açın şurayı. Kardeşim, sık dişini buradayım ben, tamam mı? Haklıymışsınız. Krokanlı tam benlikmiş. O zaman Bademli'den ayrıl artık. Vedalaşma zamanı. Hoşça kal. Bizim de kaderimiz böyleymiş demek ki. Ne oluyor ya? Olay mı var, skandal mı var? Kaza olmuş ya. Birinin araba çarpmış. Genç bir çocukmuş, çok kötü diyorlar. Allah korusun. Şey ya biz de bir çıkıp baksak mı acaba? Yapamam. Yapamam. Benim kalbim dayanmaz. Benim o yaşlarda torunum var. Ha, o zaman ben bir hemen çıkıp bakıp geleyim ben bir. Gidip de ne yapacaksın? Bilmem. Belki yardım ederim. Kalp mazaşı mı yapacaksın? Bilmiyorum ki. Bilsem yaparım. Kırık çıkığını mı saracaksın? Yo, saramam. Suni teneffüs. Haklısınız. Ben en iyisi oturayım. Aman yarabbi. Bizim milletin de şu kaza seyretme hastalığı. Anca kalabalık ederiz. Ya yararımız olmuyor. Bari zararımız olmasın. Tabii canım ya. Ne kadar haklısınız yani. O ne kadar varoşluktur, o nasıl bir banalliktir yani öyle. İşte inşaat mı var, durayım seyredeyim. Kaza mı oldu, durayım seyredeyim. Yani kim kime çarpmış, ne olmuş, tanıyor muyuz çocuğu? Allah Allah, bize ne yani değil mi? Bence de yani, haklısınız. Kardeşim iyi olacaksın. Sana söz veriyorum iyi olacaksın. Ben sana ne zaman söz verdim de tutmadım ha? Eskisinden bile iyi olacaksın. Daha başıma bir ton dert açacaksın. Mert ne olur dayan, Mert ne olur dayan. Lütfen kardeşim dayan. Geliyor, ambulans geldi, kalk. Kardeşim, hastaneye gidiyoruz. İyi olacaksın. Sık dişini azıcık, hadi. Hadi ne olur, azıcık da. Arabaya sadece bir kişi alabiliyoruz. Ben taksiyle takip ediyorum sizi. Dur, 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 dur. Öndeki ambulansı takip edin, acil. Tamam abla, geçmiş olsun. Ece. Anlamadığım bir şey mi dedin sen? Yok yok, size demedim. Barıştık diye de her dakika konuşacak halimiz yok ya. Hiç.
Efendim? Daha iyi misiniz? Baş dönmeniz falan nasıl oldu? İyiyim, iyiyim. Artık daha iyi. Kalkayım ben. Artık gidip olana bitene dur deme zamanı. Evet, benim için de öyle. Çok teşekkür ederim sana. Ben size çok teşekkür ederim ya. Yine bekleriz. Pardon. Sipariş vermek istiyorum. İlgilenen kimse yok. Ha, ben ilgileneyim. Buyurun. Menü alabilir miyim? Tamam, hemen getiriyorum. Kaza olmuş galiba. Galiba efendim. Ben sizi bekliyordum, görmedim. Genç biriymiş. Umarım genç çocuk çabuk iyileşir. İnşallah Bediye Hanım, ama fena çarptı diyorlar. Hayat normal normal devam ederken sonra bir anda... En yakın devlet hastanesine sahilde bir namlasın. Şu arabaydı değil mi kaza yapan? Evet efendim. Bediye Hanım. Bediye Hanım. Çekil. Ben şey yapayım efendim. Çekil. Çabuk. Hangi hastaneye götürdüler? En yakın sahildeki devlet hastanesine götürmüşlerdi. Bediye Hanım buyurun. Araba çarpmış. 25 yaşında şuuru kapalı. İyi olacak değil mi? Henüz bir şey söyleyemem. İçeri bir alalım. Siz aileden misiniz? Evet, yani kardeşim. Hastanın adı ne? Merçal. Tamam. Siz burada bekliyorsunuz. Beyefendi, siz burada bekliyorsunuz. Biz size haber vereceğiz. Biz size haber vereceğiz. Mert. Geldik hastaneye. İyileşecek. Benim yüzümden oldu. Seninle ne alakası var Mert? Kaza bu. Beni durdurmaya çalışıyordu Cansu. Benim yüzümden oldu. Gelsene bir dakika. Gel bir oturalım. Bak, her konuda kendini suçlamak nasıl bir histir ben çok iyi biliyorum. Yani Kerem sana ne söyleyecekti, niye geliyordu bilmiyorum ama bu kaza senin suçun değil. Adı üstünde kaza bu. Getirdik artık hastaneye, iyileşecek, tamam mı? Ve o iyileşene kadar ben hep burada olacağım. Hiçbir yere ayrılmayacağım. Ay, nerede bu millet ya? Ay, şu kaza neymiş? Öğrenmezsem çatlayacağım. Püh. Ben senin aklına tüküreyim ya. Hep en gerekli zamanda bitsin senin şarjın. Hep beni yarı yolda bırak, hep. Ay, hadi açıl. Halamın kızı gerzek Müberra vardı. O bile senden akıllıydı, biliyor musun? Heh. Evet, kızlar ötün bakalım bu kaza ne iş? Kim çarptı, kime çarptı? Allah Allah! Nerede bu insanlar? Neden ortalıkta kimse yok? Ben varım. Heh, Ece. Gel buraya. O zaman sen bu etleri al, buzluğa götür. Tamam. Teşekkür ederim.
Ece'den başka çalışan yok ki burada tabii. Gel bakalım kuzucuk. Ah zavallı kuzucuk. Nasıl kıydılar size? Ah! Ya açılmıyor. Kimse yok mu? Ya Ercan! Ya Ercan! Cansu! Of! Ben dayanamayacağım Gürsel'in için. Dur, ne yapıyorsun? Sen ne yapacaksın orada? Ne bileyim Cansu, bulurum bir şey. Bugüne kadar hep buldum. O benim... Kardeşin olmuş. Cansu, benim için bir şey yapar mısın sen? Tabii, ne istersen. Bir su alır mısın? Tamam, hemen geldim. Mert, ne dediler? Ne dedi doktor, nerede? İçeri aldılar, daha çıkmadı, haber bekliyoruz. İyi ki buradasın Kerem. İyi ki yanımdasın. Kerem nasıl oldu? Ne işi vardı yolun ortasında? En son sen mi gördün onu? Sakin olun Medya Hanım, sakin olun. Ben nasıl olduğu görmedim ama hemen getirdik buraya. Hiç vakit kaybetmedik. İyi olacak. Aklım almıyor. Yani Mert dikkatli bir çocuktur. O sokak işlek bir sokak değil. Nasıl çarpar araba ona, nasıl? İyi ki yanımdasın Kerem, iyi ki. Ulan iki dakika bir şeyler yemeye gittik, ortalık karışmış iyi mi? Ne oldu, ne iş? Vallahi ya, birine araba çarpmış. Ne diyorsun, bizden biri mi? Bilmiyorum ki, ben de yeni geldim. Allah Allah. Kadın mı, erkek mi? Bir genç kızı dediler. Genç kız mı? Ece, Cansu. O zaman ikisinden biri ya da ikisi mi? Gitti. Kesin ikisinden birine bir şey oldu. Ya Ece ya Cansu, gitti. Tamam tamam, sakin ol. Ece ve Cansu değilmiş, bir erkekmiş galiba, öyle söylediler. Erkek mi? Evet. Uzun boyluymuş. Uzun mu? Yakışıklıydı da vah yavrum. Yakışıklı. Erkek, uzun. Mert Bey, kesin Mert Bey. Giden Mert Bey, Mert Bey gitti. Dalyan gibi adam. Siz tanımazsınız gerçekten Mert Bey. Tanıyor musunuz onu? Mavi gözleri vardı, Atatürk gibi. Dalyan gibi adamdı, kocaman. Kesin Mert Bey işte. İyiler önden giderdi derlerdi, inanmazdım. Neler söyledi? Ya. Mert Bey ambulansa bindi dediler. Allah Allah. Kim ulan bu o zaman? Mesut mu? Buradayım lan ben. Allah Allah. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Gerçekten gören yok mu bunu? Kim diyorum ya, kim? He? Kim Ercan kaza yaptı? Söyleyin bana teyze. Ercan. Kim diyorum? Ercan, kim diyorum? Sakin kim? Ol, sakin ol. Mert Bey'in asistanı var ya, Kerem Bey. Ona çarpmış araba. Asistan mı? Çok zamansız oldu ama şimdi bu. Ece. Ece'yi gördün mü? Görmedim. Gördün mü sen Ece'yi? Ha? Ece nerede? Ece'yi gördün mü sen? Ha? Nerede Ece? Ece'yi bulmam lazım. Ece'yi gördün mü teyze? Ha? Ece'yi gördünüz mü? Ece, ha? Bilmiyorum. Tanımıyorsa ki teyze, bir de bilmiyorum diyorsun. Yok oğlum, görmedik işte. Sabahtan beri soruyorum, bu şimdi mi söylenir? Bir de hareket yapıyor, soracağım ben sana. Ece, Ece! Allah Allah, nerede bu kız ya? Bisküvi hala sıcak. Fazla uzaklaşmış olamaz. Ece! Ece! Ya of, asistan neredesin ya? Of! Ay. Ay burası da soğukmuş ya. E tabii buzluk burası, herhalde soğuk olacak. Ay azıcık hareket edeyim, belki ısınırım. Ay of! Yok olmayacak böyle de. Of. Hatta böyle çikolata bisküvi bisküvi yok mu ya? Azıcık yer ısınırdım. Hangisini seçerdin Ece?
Bademli mi? Krokanlı mı? Karar ver bakalım Ece. Kapıya odaklan. Şimdi bu kapı açılsaydı seni kim kurtarsın isterdin? Mert mi? Kerem mi? Bedin, doktor geldi. Ben babaannesiyim. Ne olur söyleyin, torunum iyi mi? İyileşecek. Kolunda ve bacağında birkaç yerde burkulma ve yumuşak doku zedelenmesi meydana gelmiş. Beyin sarsıntısı geçirmişler benim etkisiyle. Beyin sarsıntısı mı? Hemen endişelenmeyin. Bu gece müşahede altında tutacağız. Eğer bu gece sorunsuz atlatırsa korkulacak bir şeyimiz kalmamış demektir. Kendinden peki görebilir miyiz? Şimdi sargıları yapılıyor ama yarım saat içinde odayı alacağız. O zaman görebilirsiniz. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Oh, çok şükür. Ben gene de başhekimle görüşebilir miyim? Siz temin ederim ki torununuza çok iyi bakıyoruz. Mutlaka öyledir yavrum. Ama ben Bediha Çalhan, Çalhan Holding'in sahibi. İçeride yatan da benim tek torunum. Lütfen beni başhekiminizle görüştürebilir misiniz? Peki. Başhekimin odası üst katta. Buyurun o zaman. Ben buradayım de. Ya çok özür dilerim. Ben geç kaldım. Hangisini isteyeceğini bilemediğim için hepsinden aldım. Ne oldu? Hii, yoksa? Ay! Allah'ım çok şükür. Sen Ece'yi aradın mı? Ya ben aradım da ulaşamadım. Asıl sen Kerem'in annesini aradın mı iyileştiğini söylemek için? Yok, aramadım. Kadının haberi yok mu kaza yaptığından Kerem'in? Ya ne bileyim, öyle panikle aramadım Cansu işte, Allah Allah. Ya hemen arar mısın lütfen? O kadını ben tanışmıştım. Çok tatlıydı. Nasıl gözlerinin içi gülüyordu Kerem derken. Tamam, ben dışarıda arayayım o zaman. Geliyorum hemen. Evet, çaylar geldi. Kerem. Anneciğim, bir şey söyleyeceğim ama panik yapmak yok, tamam mı? Ay, ne oldu? Ay, bir şey oldu değil mi? Bir şey oldu. Söyle oğlum, yüreğime indirme, ne oldu? Anneciğim, şimdi ne dedim ben sana? Ay, ambulans sesimi duyuyorum ben Kerem, ne oluyor? Ne? Bir şey olmuyor mu? Ne ambulansı Ayşen? Anneciğim, bir şey yok. Mert küçücük bir kaza geçirdi, hastanedeyiz şimdi ama merak etme, iyi. Bediye Hanım da burada zaten. Ben eve gelince detaylı anlatırım sana. Ay, ne gelmesi? Biz geliyoruz asıl. Siz gelmeseniz? O ne biçim laf öyle? Sen Bediye Hanım'a söyle, içini rahat tutsun. Yarım saate oradayız biz. Hazırlan, hazırlan Yılmaz, anlatacağım ne olacağını. Ah, başımıza gelenler ha. Ve bu da sonuncusuydu. Bunlar sadece Marmara bölgesine ait davalar. Yani diğer bölgelere ait sunumlar da var. Onları da dinlemek ister misiniz? Yok, hayır. Bugünlük bu kadar yeter. Ne o? Erimeye mi başladınız yoksa? Ne erimesi? Bu kendinize uydurduğunuz buzlar kraliçesi görünüşünüz diyorum. Yani bu kadınların hikayelerini dinledikten sonra sanki biraz yumuşamaya başladınız. Ergen bir genç kız gibi karşınızda duygulanıp ağlayacağımı mı sandınız? Süreyya Hanım. Ben kalbi yumuşak biri değilim. Sırf insanlara eğlence olsun diye hayatı çarşaf çarşaf dergilere basılan biriyim ben. Arkadaşlarım dediğim insanlar arkamdan dedikodumu yaptılar. Bir sürü dolaplar çevirdiler. Böyle bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyorum. Yumuşak kalplere göre değil benim dünyam. O yüzden kalbi mecburen taşlaşmış bir kadına baktığınızı unutmayın şu an. Var mısınız iddiaya?
Ne iddiası? Benimle bir yere kadar geleceksiniz. Şimdi madem öyle iddia ediyorsunuz, bana orada gerçekten kalbinizin taştan olduğunu kanıtlayacaksınız. Ama kaybederseniz üçüncü hatanız sayarım ona göre. Ya siz kaybedersiniz? Benimle bir kahve içer misiniz? Tabii ki hayır. Ama haklı çıkarsanız, ki böyle bir şeye asla ihtimal vermiyorum, bu proje üzerinde çalışmaya devam ederiz. Yetmez mi? Yeter. E buyurun o zaman. Buyurun, benim arabamla gidelim. Sebep? Emin olun gideceğimiz yerde yanınızda olmamı isteyeceksiniz. Nereye gidiyoruz biz Allah aşkına? Söylersem gelmezsiniz. Bana güvenin. Güveniyor musunuz? Hayır. Ama merak ediyorum. E buyurun o zaman. Sen arkadan takip et tamam bizi. Tamam efendim. E bir önlem alacağım herhalde, değil mi? Buyurun. Evet, şimdi Mert Bey ve asistan arasında bir artılar eksiler yapacağız. Artıyı kapan, çileyi alır. Sağ tarafımda asistan. Sol tarafımda Mert Bey. İyi olan kazansın. Şimdi öncelikle söylemem gerekiyor ki hakkınızı yemeyeyim. İkiniz de yakışıklısınız. O yüzden baştan birer çilek benden size. Asistan. En zor zamanlarımda hep yanımdaydın. Hep asık suratımı çektin. O yüzden al bakalım. Mert Bey. Yani bu konuda size çilek veremeyeceğim maalesef. Asistan bana kahve yaptı. Bir de böyle... Böyle gülünce bir böyle çok sevimli oluyorsun. Sana bir tane daha. Ay. Sizse Mert Bey biraz soğuksunuz yani. O yüzden size no çilek. Sonra asistan bana resim yaptı. Ay. Ay sarhoş halimi çektin. Bu yüzden sana iki çilek veriyorum. Al bakalım. Mert Bey de... Yani siz de şimdi Çalhanların varisisiniz sonuçta. Patronsunuz, kariyer falan filan. Hadi hak geçmesin. Bir çilek vereyim ben size buradan. Buyurun. Bu da bana öyle minnok minnok baktığın için. Aa bir dakika bir dakika. Beni o kızla kıskandırdın unutmadım asistan efendi. Geri alıyorum çileğini. Ay. Ama o sokak lambası. Ay o her şeye değer ya. Al. O her şeye değer. Hayatımda aldığım en güzel hediye bir sokak lambası. Evet. Mert Bey. Vallahi yenilmediniz, adeta ezildiniz. Sizi buradan iki çilekle uğurluyoruz. Kusura bakmayın. Ah asistan. Ya bu çilek falına göre ben baya baya sana tutulmuşum ya. Hadi gelsene sana söyleyeyim. Neredesin sen? Burada bekleyin. Buraya getirecekler Kerem. Sen bir gelsene Şükrü. Ya Mert ne yapıyorsun? Ece. Ece mi? Nerede kaldı bu Ece?
Aradım, ulaşamadım. O zaman git al. Sen niye bu kadar önemsiyorsun Ece'nin burada olmasını ya? Çünkü Kerem uyanır uyanmaz Ece'yi görmek isteyecek. Niye? Benim bilmediğim bir şeyler mi oluyor? Sen güven bana. İyi, tamam. Hadi hadi, fırla. İyi, tamam. Hadi. Bak Kerem, başhekimle görüştüm. Her şeyle ilgileneceğim dedi. Hatta bizzat kendim bakacağım hastanıza dedi. Oh, süper. Ha, geldi. Ortak. Turan. Sen al abi onları oradan şey yap. Yapamadı ki. Ne diyor bu? Aldığı ilaçların etkisi. Kendileri gelir birazdan, merak etmeyin. Ya sen niye küsüyorsun ki bana ya? Ne var yani? Ne var? Geldim, konuştum güzel güzel. Niye küsüyorsun bana ya? Allah Allah. Ne olacak? Buzdolabında baktım, et yok. Etler bugün geldi şef. Burada var sanıyorduk ama buzluğa koydurduk. Ulan kaç kere dedim önce buraya bakılacak diye. Fırla çabuk, fırla. Tövbe tövbe. Çalışın lan siz de. Kim bu? Abla. 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 Gözünü seveyim ölmüş olma. Uyan. Şehpenin paralar yoksa. Abla. Abla. Ay, ne oluyor ya? Abla, ben gelmesem gidiyor musun? Şunu vereyim de üstüne tutalım. Kurtuldun mu ben ya? Ay. Ay. Sağ ol kardeş. Sana geliyorum asistan. Şehzadem, çok şükür. Ne oldu buna ya? Kardeşim, ufacık bir kaza atlattın ama iyisin çok şükür. Atlattık. Oh. Dur oğlum, dur. Kıpırdama. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki ya. En son parkta mıydık, neredeydik? Parktaydın değil mi? Sana doğru mu koşuyordum? Sana mı geliyordum? Nereye gidiyordum ya? Ortak! Oh, dur. Cansu hiçbir şey söylemedi. Söylemedi mi? Hayır, söylemedi. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim ya. Ağrın var mı yavrum? Yok babaanne ya, iyiyim, merak etme. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Söyle. Yani ben kurula girmedim. Ne kurulu oğlum? Kurulu gözüm mü görür benim? Hayatta en kıymetli şeyim sensin. Yemişim kurulu. Babaanneme bak ya. Arada patlatıyor böyle bombaları ha. Aslan babaannem benim. Asıl aslanım sensin. Oo, öpücüğü de kaptım. Ben bayağı kendi çıktım bu işten. Ne zaman çıkıyorum ben? Hemen çıkıyorum değil mi? Çıkıyorum. Hmm, çıkarsın, çıkarsın. Lan! Bacağım yok! Oğlum bacağım yok lan! Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum ayağım yok, ayağım yok. Hissetmiyorum ayağımı, vallahi yok bak. Ya ortak saçmalama.
bacakların burada. Gayet de sağlıklı. Kapatayım mı? Kapat, kapat. Bir dakika, bu geri kalan her şey çalışıyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Hey Allah'ım, ya Rabbim. Ben seni yerdim de sen Bedi Hanım'a dua edin. Hay Allah'ım, serseriler. Şişt, sen. Ah ah, fısıldaşacaksınız, anlaşıldı. Ece beni sordu mu? Ha? Neredeydi? Ece, sormadı mı? Nasıl sormadı ya? Harbiden mi? Sen neredesin sen? Sen? Erdem, buzlukta kapalı kaldım. Ölmedim, sakin ol. Senin olanlardan haberin yok tabii. Neyden? Kazada. Aa evet ya, ne olmuş, kime çarpmış? Metin ol Ece, tamam mı? Sakin ol. Niye? Bizden biri mi? Seni çok yakından tanıdığım biri. Aslında bu aralar birazcık kızgınsın ama... Can. Çok şükür ya, sana araba çarpsam. Vallahi çok şükür. Çok korktum canım. Oh. Sen değilsen? Ercan? Ece. Bak sakin ol, tamam mı? Hastanede ol şu an, iyi olacak, tamam mı? Hangi hastanede ya? Benim ona gitmem lazım, şey. Hayır. Ya tamam, sakin ol, sakin ol. Babaanne, canım çok acıyor ya. Allah korudu seni yavrum. Hmm. Ama doktorlar şey dedi yani, sen şuradan beni bir tane öpersen geçecekmiş hepsi, öyle duydum ben. Çocukken de bu böyleydi. Yaramazlıkları yapar yapar, sonra bir şirinlik yapar, her şeyi unuttururdu. Bilmez miyim Bedi Hanım, bilmez miyim? Rahat mısın sen böyle? Kerem, bir yardım etsene, şu yatağın başını şöyle bir kaldırsak. Ha, bu o yataklardan değil ki Bedi Hanım. Allah Allah, ne biçim hastane burası ya? Ya ben rahatım, sen merak etme. Yok yok, ben seni bir özel hastaneye götüreceğim. Babaanne, mesele hastane değil ki. Bak turp gibi turdun ya, sen merak etme. Ben bir kantine gidip geliyorum. Ben vazgeçtim babaanne ya. Ben hayatta burada kalamam. Ben başka hastaneye gitmek istiyorum. Hadi hastane değiştirelim hemen. Oğlum, demin ne diyordun, şimdi ne diyorsun? Ya ben kafama darbe aldım babaanne. Ne dediğimi biliyorum Allah aşkına ya. Yani şu yorgana bak, şu yatağa bak Allah aşkına. Torununa burayı mı layık gördün sen? Bak, bak leş gibi de kokuyor şunlar ya. Peki, peki, peki. Tamam, ben şimdi gidiyorum. Seni başka bir yere nakletmek için işlemleri yapayım. Heh, tamam, sen hadi git görüş nakil işlemlerini, belgeleri, melgeleri hepsini onlarla şey yap, imzala. Bitirmeden de gelme, tamam mı babaannem? Bak ben bir dakika daha duramayacağım burada. Kerem, Kerem Özkan, araba kazası geçirdi. Nerede şu an? Kim dediniz? Kerem Özkan. Öyle bir hastamız yok. Ya nasıl yok ya? Kerem Özkan diyorum, acil. Ece tamam. Ha, bak Mert'le konuş istersen, gel. Mert Bey, Kerem yok diyorlar ya. Nerede Kerem? Olur mu canım öyle şey? Ben kendi adımı verdim, ondan öyle demişlerdir. Gel götüreceğim ben seni. Aslan Mert Bey be, götürün.
Ben de geleyim. Ece. Asistan. Ece. Çok korktum. Çok korktum. Kazada kulağımın biraz darbe almışım. Çok duyamıyorum yani. Hatırladım. Ben seni istiyorum asistanım. Sadece seni istiyorum. Önce Ece ile konuşmam lazım. O zaman biraz beklemen lazım. İşte aslında şimdi araba çarpmış herhalde. Nereye geldik? Ya vaz mı geçtiniz yoksa? Eğer gelmezseniz iddiada hükmen malum sayılırsınız ona göre. Nereye geldik böyle? Abla topu alabilir miyim? Al. Ya, nereye geldik? Hala söylemeyecek misiniz? Buraya. Levent Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Filiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Tanıştırayım Süreyya Hanım. Filiz. Buyurun. Buyurun. Nasılsın? Filiz uzun uğraşlar sonucunda geçen sene kocasından boşandı. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Kolay olmadı ama. Çok dövüyordu beni. İçip içip her gün eve geliyordu. Sonra da eve kilitliyordu. İşte dışarı çıkıp yardım istemesin diye. Polise gitmesin diye. Göstersene Filiz. Aileniz. Onlar yardım etmediler mi? Namus. Namus mu? İşte
bu evden gelinlikle çıktın. Ancak kefeninle gelirsin hesaba. Peki sonra nasıl boşandınız? Ben alışmıştım. Dayanırdım da. Ama o daha çok küçük. Hayatı benimkisi gibi olsun istemedim. Bir gün karakolun kapısında dolaşırken Levent Bey buldu beni. İçeriye girmeye cesaretim yoktu. Senin yaptığını cesur olmayan biri yapamazdı Filiz. Mahkeme süresince her gün ölüm tehdidi aldı. 2 günden fazla aynı yerde kalamıyordu. Çocukla hem de. Değdi ama. Ben de Levent Bey'den öğrendim Süreyya Hanım. Gözü kara olmak lazımmış. Çilem bitmedi evet. Ama bugün olsun yine aynı şeyi yaparım. Peki neden bitmedi? Hadi sen biraz dışarı çık kızım. Al bunu da. Filiz'in ailesi namus meselesi olunca Filiz'le kızı her ay yer değiştirmek zorundalar. Olsun. Kızım kavgasız, dövüşsüz evde büyüyor ya. Bir de iş buldum hayırlısıyla. Yaşar giderim ben. Gık sesimi çıkarmam. Sen merak etme. Yeni bir ev ayarladım size. Haftaya geçireceğim. Allah sizden razı olsun avukat bey. Senden. Benim bir an durumum var. Kalkmam gerekiyor. Size tekrar çok çok geçmiş olsun. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Bana mı bu? Sen çok güzelsin. Ben mi? Ben de büyüyünce senin gibi olacağım. Güzel olacağım. Süslü böyle. Sen zaten çok güzelsin. Büyüyünce daha da güzel olacaksın. Ya. İyi misiniz? Kabul ediyorum. Bizzat ben üstleneceğim organizasyonu. Gerekirse kendi cebimden harcarım. Biliyordum. Neyi? Kalbinin yumuşacık olduğunu. Yani sen kendini dışarıya nasıl sunmak istersen iste. Ben senin içini görüyorum Süreyya. Beni kandıramazsın. Bediye Hanım merhaba. Levent Bey'in organizasyonunu yapıyorum. Eğer vakfın yeterli bütçesi yoksa ben kendim halledeceğim. Size ona haber vermek için aradım. Yani savaşa da ateşkese de gerek yok. Gerek yok. Siz iyi misiniz? Sesiniz bir tuhaf geliyor da. Süreyya. Torunum kaza geçirdi. Hastanedeyiz. Ne? Hemen geliyorum. Hangi hastane? Selim. Karşıya geçiyoruz. Yarım saate oradayım. Allah sizden razı olsun Can Bey. Ne demek olur mu Ayşe? Siz olmasaydınız biz alamazdık bu tazminatı Can Bey. Ne olur utandırmayın beni. Sizler haklıydınız. Bizlerse hatalı. O yüzden hatamızı telafi ettik diyelim, olur mu? İzninizle. Tekrar geçmiş olsun. O yalancı tanığı son anda geri çekmekle çok iyi yaptın ablacığım. Çok akıllıca bir davranış. Ya. Çok tebrik ederim seni. Süper kahraman. Bir dakika ya. Ben bu kuyruğu dik tutmayı anlıyorum da bu pür neşe neden? Çünkü sen bu davayla bu işi bitirmedin Can.
Aksine bir savaş başlattı. Ve senin bu hayatta en sevmediğin, en başa çıkamadığın şey nedir biliyor musun? Huzursuzluk ve anlaşmazlık. Bense bayılırım savaşa. Savaş mı? Hı-hı. Savaş. Avukatların mahkeme sonucunu babama bildirmesini bekleyemeden bizzat mesaj attım. Can, bu savaşı ben başlatmadım. Sen başlattın. İyi olan kazansın. Efendim baba? Çabuk eve gel. En çok da şurası acıdı ya. Ay burası mı? Ha orası. Ondan sonra da şurası acıdı. Burası mı? Burası mı? Bu ne zaman oldu ya? Ben biliyordum zaten ya. Ta ne zamandan beri. Nasıl yani? Ne zamandan beri? Bu sabahtan beri. Bu var ya, asistanı çok fena kıskandı. Yanındaki kıza bir saydırdı, bir saydırdı. Markette olduğumuzu unuttu. Yemin ediyorum az daha kovuluyorduk. O havuçları var ya parça pinçik etti böyle. İşte ben de dedim ki, demek ki aşk böyle bir şey. Öyle galiba. Ben böyle şeyleri biraz geç algılıyorum. Yani senin de bana ilgin var mı, hani yok mu pek algılayamıyorum. Ercan. Evet, bence de yok. Zaten senin kime yanık olduğun belli. Bak sen, kimmiş o? Büyük patron, Sarı Şeker. Sen niye orada bekliyorsun? Gelsene. İyiyim, iyiyim burada. Rahatınıza bakın siz. İyi tamam, ıslah etme. Dursun işte orada. Oh. Oh, hadi, hadi, hadi. Ya Ayşen, acele etme. Ay, bir şey yoktur inşallah. Allah'ım yarabbim. Benim bir Oliva'yı aramam lazım. Geliyorum hemen. Havalara bak. Artist. Ya susana ya. Merhaba oğlum. Anneciğim hoş geldiniz. Nerede Mert? Gözünü açtı mı? Bir şey yok değil mi anneciğim? İyi anneciğim, iyi. Çok şükür iyi. Çok şükür, çok şükür. Allah'ıma şükürler olsun. Hangi odada bak? Kemik suyuna çorba yaptım. Hemen içirmem lazım. Şuradaki odada ama şimdi giremeyiz. Ne demek o? Oğlum o benim. Görmeden gitmem vallahi. Şimdi göremeyiz çünkü hemşire üzerine değiştiriyor anne. Evet, tekrar et bakalım. Önce sola, sonra sağa. Sonra tekrar sola bakacakmış. Aferin sana. Bir daha tekrarla şimdi. Seni var ya şuraya serum diye bağlasana ben hemen iyileşirim. Ya. ama maalesef gitmen gerek. Niye ya? Ercan siz gerçeği söylemediniz mi Ece'ye? Yok söylemedik. Neyi söylemedik ya? Allah Allah. Korkutmayın insanı. Şimdi şöyle Ece, ben aslında kazayı ucuz atlatmadım. Amansız bir hastalığa tutuldum. Ne hastalığı? Yani doktor dedi ki eğer sevdiğim kızın elinden yaprak sarması yemezsem ölecekmişim. Ya canım çok çekti. Git sarmala gel ya hemen. Ha? Hadi. Adam hasta Ece. Yapman gerek artık. Yani. Yapmak lazım tabii. Ay iyi tamam yani sarıp geliriz. Senin o küçük ellerine sağlık şimdiden. Ya nasıl gideyim ben şimdi ya? Anneciğim vallahi olmaz ya.
Ayol ben yetiştirdim o çocuğu. Ben değiştiririm üstünü. Haşen, Kerem haklı. Rahatsız olur çocuk. Siz 207 numaralı odadaki hastane yakınıydınız değil mi? Hı hı. Bu hastanız için ihtiyaç listesi. Hemen alırsanız. Tabii tabii hemen alırız. Hatta anneciğim gidelim beraber alalım. Sen anlarsın bu işlerden değil mi baba? Tabii tabii anlarım. Hadi gidelim. Ha, hemşire çıktı bitti herhalde işler. Hadi gidelim odaya. Hani alışveriş? Anneciğim ne yapacaksın alışverişi? Ben yaparım hadi. Oğlum araba sana mı çarptı? Anlamadım ki oğlum. Bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun anlamıyorum. Rahat bırak çocuğu. Oh. Bin şükür olsun Allah'ıma. Boncuk oğluma bir şey olmamış. Ah kurban olduğum. Oh. Kemik suyuna çorba yaptım sana. Oh mis. Yılmaz amca hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Çok korkuttun bizi. Geçmiş olsun. Bir şeyim yok ya. Turp gibiyim baksana. Turp gibi benim kardeşim. Ne yaptın kızım? Eve yolladım. Rahat ol sana. Hmm. Sen bir iyileş de ben göstereceğim sana rahat olan. Baba, siz buradayken ben şunları halledip geleyim hemen. Tamam oğlum. Hadi bir şey olursa ararsınız. Tamam. Tamam. Öyle hastane yemekleriyle olmaz. Ayşen teyzenin yemeklerinden yiyeceksin, böyle dip dir olacaksın. Hadi bakalım. Özür dilerim. Ben bugün onu kaybedebilirdim Cansu. Yani onu kaybedebilirdim ve onsuz ne yapardım gerçekten bilmiyorum. İyileşecek o, sen hiç merak etme. Seni de kaybedemem. Benim şimdi onun yanında durup elini sımsıkı tutacak cesaretim var. Sıra sende. Nasıl yani? Yani o köşe bucak kaçtığın Mert Bey'e gidip onun elini sımsıkı tutacaksın. Saçmalama Ece. Bak dinle beni. Benim onda zerre gözüm yok. Ben asistanı istiyorum. Yani başkasını nasıl düşünebildim aklım almıyor. Hem aşk beklemiyor Uğur Böceği. Yani hayatta ne olacağı hiç belli olmuyor. Ben bunu anladım. Sen de düşün. Ya Mert'i kaybedersen? Öpüşmeyeceksiniz değil mi? Bir de söz ver. Ne olursa olsun aramıza kimse girmeyecek. Söz. Konuştuklarımızı hatırla Cansu. Ya Ece. Uğur Böceğim yapma böyle. Sen de mutlu olmayı hak ediyorsun. Ama sen daha dün bana... Ya benim minnoşum yukarıda sarma bekliyor. Sen ne diyorsun? Artık sevdiklerimizi kaybetmeyelim Cansu. Hadi koş. Ya hadi koş, daha sarma yapacağım. Ece ile konuştum.
Ne dedi Kerem? Ben diyor çok aşık oldum. Ne yaptı bu kız bana diyor. Ece? Dünya umurumda değil, seviyorum diyor. O zaman? Evet. Aramızda bir engel yoksa? Yine mi kaçacaksın? Ya yok canım şey... Yani o kadar olay yaşadık Mert. Başımıza neler geldi. Şimdi en güzelini hak etmiyor muyuz sence de? Ya bir ilk randevuya da mı çıkarmayacaksın beni? Haklısın. Yani her şey usulüne göre olmalı. Bir ilk randevu isterim. İyi ama Kerem. Ben beklerim o iyileşene kadar, tamam mı? İyileşince çıkarız. Hadi görüşürüz, bye. Afiyet olsun. Ah, Bedi Hanım. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Hoş geldiniz. Sağ ol. Mert'ciğim, başhekim ihtiyatlı davranıyor. Ne olur ne olmaz diye herhangi bir nakil işlemine izin vermiyor. Ben de bizim aile doktorumuz Celal Bey'i aradım. Doktorunu tanıyor, emin ellerdesiniz dedi. Senin anlayacağın birkaç gün daha buradayız yavrum. Ya tamam canım, ne olacak? Ben alıştım zaten buraya, boş ver. Hem ben her gün gelirim Mert'in yanına. Ne yemek isterse yaparım ona. Siz de kendinizi fazla üzmeyin Bediye Hanım. Bakın doktor da söylemiş, Mert oğlumuz iyileşecek. Nasıl üzmeyeyim Yılmaz Efendi? Benim yüzümden oldu bu. Mert, ben sana çok baskı yaptım. Çalış çalış diye çok zorladım seni. Yok babaanne. Ama artık buraya kadar. Artık rahat vereceğim sana. Ne oliva, ne kurul, ne rapor diye seni sıkboğaz etmeyeceğim artık. Söz. Gerçekten mi? Tabii gerçekten. Sen çok değerlisin oğlum. Vay babaanneme bak. Ne yapalım? Bunun da kumaşında yokmuş. Nasıl, ne kumaşı anlamadım. Yöneticilik. Ben seni babana benzetmek için çok uğraştım. Çok zorladım. Ama olmuyor. Kerem'e baktıkça bu adamı daha iyi görüyorum. Onun oluşumunda var. Tabiatı öyle. Doğuştan babam yok. Biz gidelim artık. Sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Estağfurullah. Siz de torun babaanne rahat rahat konuşun. Hem biz de evi yalnız bırakmayalım değil mi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi sağlıcakla kalın. Sağ ol. Geçmiş olsun. Konuşun, görüşürüz. Mertcik nasıl üzüldü gördün mü? Ama Bediye Hanım da onu düşünüyor ama. Onu düşünüyor da yani çocuğun suratı düştü. Olur mu öyle yüzüne yüzüne Yılmaz şimdi? Bediye Hanım da çok üzüldü onun durumuna. Ama çocuk hasta yatağındayken yer miydi şimdi? Dikkat eder misiniz lütfen?
asıl sen dikkat et kokoş. Oldum olası sevmem bu kadını. Nereden tanıyorsun ki? Ayol tanımadın mı? Süreyya Koran bu. Bediye Hanım'ın da arkadaşı. Birkaç kere geldiydi. Nemrut'un teki. Aman aman. Allah karşılaştırmasın bir daha. Bir de dikkat etseniz ediyor. Utanmazlar. Şehzadem, bu market yönetimi zor geldi sana. O yüzden Oliva'yı alıyorum senden. Ben yapabilirim babaanne. Hayır, ben torunumu sokakta bulmadım. Böyle holdingde daha uygun bir pozisyon bulabiliriz. Oğlum okulu bitirir bitirmez bir anda Oliva'yı attım kucağına. Evladım, bunda utanılacak bir şey yok. Sana böyle masa başı gibi bir iş. Yoksa önce tatile mi yollasam seni? Hayır babaanne. Ya ben baş edebilirim, kendim halledebilirim, layığıyla yönetebilirim. Alma Oliva'yı benden. Bak, bak beni bir damlacık seviyorsan, bir damlacık beni düşünüyorsan, bir kerecik inan bana ya, ne olursun. Tamam. Madem bu kadar istiyorsun, Oliva sende kalıyor. Ah Süreyya. Çok geçmiş olsun Bediye Hanım. Teşekkür ederiz. Çok üzüldüm. Çok geçmişler olsun. Tanıştırayım. Süreyya Koran. Sonunda şu meşhur Mert Çalhan'la tanışma fırsatım oldu. Çok geçmiş olsun canım. Bunlar sana. Teşekkür ederim. Keşke başka bir yerde tanışsaydınız. Cansu değil mi? Sizin kızınızdı. Bir ay önce falan buluşacaktık onunla. Vallahi ben o konuda hala çok mahcubum. Ama o randevuya gitmediği için çok pişman. Merak etme. Yok canım, ne olacak? Yani zaten geçti gitti. Unutalım yani. Sizi bilmem ama ben Mert'i çok iyi gördüm. Hiçbir şey yok. Vallahi ben de aynısını söylüyorum ama inandıramıyoruz Bediye Sultan'ı. Bir de ben deneyeyim. Nasıl? Hadi Bediye Hanım. Ben sizi kaçırayım biraz buradan. Hadi. Hayatta olmaz. Ya babaanneciğim bak, o kadar yoruldun. Hem tansiyonun da var. Bak kendimi bıraktım burada, seni düşünüyorum kaç saattir ya. Nasıl bırakırım oğlum ben seni? Yahu bırakmayacaksın ki, Kerem var dışarıda biliyorsun. Hem Allah aşkına gece burada mı kalacaksınız siz? Ben oda tutarım. Ha oldu. Özel hastane zaten burası. Hadi sen git birazcık dinlen, sabah tekrar gelirsin. Hadi hadi, ben kaçırıyorum sizi. Hadi. Bakın torununuz da öyle istiyor. Hadi. Ben ama hiç içime sinmiyor bu. Hadi babaanneciğim hadi. Hadi. Sabah gelirim. Geçmiş olsun tekrar. Eve döndüğünü sandım ama bakıyorum eşyalarını topluyorsun. Baba. Davayı kazandın. Şerefinde de şenlikler düzenleniyor mu peki? Baba. Kes sesini. Sen şimdi büyük bir zafer kazandığını zannediyorsun değil mi? Evet kazandım. Peki şirketin çıkarları ne olacak? Umurumda bile değil. Ben her şeye hazırlıklıyım. Merak etme. Bak Can. Ben bu şirketi sana bırakacağım. Ama şirketler böyle yönetilmez, değişmek zorundasın. Fakir fukaranın değil, şirketin menfaatlerini düşünmek zorundasın. Hayır baba. Ben bu aile için yeterince taviz verdim. Ama artık daha fazla vermeyeceğim. Hele kendimden hiç. Sana fikrini soran olmadı. Değişmek zorundasın dedim, işte o kadar. Ama bunu tıpış tıpış kendin mi yapacaksın? Yoksa ben mi seni yönlendireyim ha? Ne yaparsan yap baba. Beni değiştiremezsin. Ben sana bir şey yapmayacağım ki oğlum. Sen yapacaksın. Ödeyeceğimiz tazminat karşılığında 10 kişiyi işten çıkaracaksın.
Saçmalama. Doğru konuş. Ya sen 10 kişiyi işten çıkarırsın ya da ben rastgele 2 katını kovarım. Karar senin. Baba yapma. Bu insanların hiçbir günahı yok. Bir hafta içinde 10 kişinin adı masamda olacak. Yoksa ben başlarım teker teker kovmaya. Gidebilirsin. Biraz oturalım mı şuraya? Ay çok iyi olur. Ay. Nasıl, iyi geldi mi Boğaz havası? Geldi geldi ama gene de aklım çocuğumda. Süreyya, geldiğin için teşekkür ederim. Aa, ne demek? Tabii geleceğim Bediye'm. Sonuçta böyle günler için şeyler... Peki öyleyse. Sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap ver. Ben torunumu iyi yetiştiremedim değil mi Süreyya? Aa, nereden çıktı bu şimdi Bediye Hanım? Oğlumun, gelinimin emanetine bakamadım. Yapmayın Allah aşkına. Onu siz büyüttünüz, okuttunuz. Çok iyi bir iş adamı yaptınız. Bakın şimdi Oliva'yı tek başına yönetiyor. Ne güzel. Çok zorladım ben onu Süreyya. Baban gibi adam ol diye çok zorladım. Ama hepsi ters etti. Çocuğun içinde yok belki. Ondan beklentimi kesme zamanı geldi. Çocuklardan ümidi kesmenin ne demek olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Yani... Ama belki... Belki ne? Bir şans daha verin Mert'e. Belki ileride bir süre önce başlattığımız ama bitiremediğimiz işi bir daha deneriz. Ne dersiniz? Cansu'yla Mert'i mi kastediyorsun? Aynen. Eh, bizim de aramız fena olmadığına göre bir düşünelim senle bu işi. Peşinde gitmezsen aşk
Yaptım. Onu bir kaba koysaydım da Cansu'yla bir köşede yerdiniz ha. Anneciğim olur mu iş yerinde pişim işi? Hem ben Mert'e gidiyorum. Aa Yılmaz, görüyor musun oğlunu? Sırılsıklam aşık ama hala doğru yanlış onu düşünüyor. Ne var yani? Kızı şöyle kenara çekip öpmeyecek misin bir sen işin? Ve annem kendini aşar. Ben kaçtım. Hadi dikkatli ol oğlum. Güle güle oğlum. Ayşe, ha? Çok gidiyorsun odanın üstüne. Aa, siz de baba oğul bir oluyorsunuz. Ah, ben bir kız evlat doğursaydım ama bak göreceksin. O güzel Cansu'yu gelin olarak alacağım. Sonra gelin kaynana sizin hakkınızdan bir geleceğiz, bir geleceğiz. Komşular. Alo Mert. Cansu. Şu geçen hafta yapamadığımız randevu işi var ya. Evet. Onu diyorum, bu akşam yapsak mı? Müsait misin bu akşam? Yok. Yani bir bakmam lazım. Randevu defterime bir bakmam lazım. Cansu Hanım, siz naz yapma hakkını çoktan kullandınız. Lomicim yok. Bu akşam alıyorum seni evimden. Ne? Evden mi? Evet. Geçen hafta bıraktım ya. Biliyorum evini. Yok, sen beni Ece'den al. Bugün benim izin günüm ya. Ben Ece'de olacağım. Tamam. Nasıl istersen. Cansu. Hı. Özledim. Ben de. Görüşürüz akşam. Görüşürüz. Ay. Ay bir dakika. Ece'nin piknik çantasına benzedi ama olsun o kadar. İlk buluşmamız sonuçta. Canan, ne haber?
Ortak. Ortak ne haber? Bomba. Hatta öyle bir bomba ki birazdan patlayacağım yani. Öldüm sıkıntıdan ya. Çıkarsana beni dışarı. Çıkaramam. Niye ya? Bir randevum var da Cansu'yla. Aşıklar sonunda birleşiyor yani. Bir zahmet oğlum. Bir haftadır seni bekliyoruz. Madem sen de iyisin. Ha iyiyim, iyiyim. Diyorsun. Ha, iyiyim dedim ya oğlum işte. İşe de dönebileceksin o zaman yani. Ha. Ah bak oğlum elime bir ağrı girdi benim ya. Oğlum bir garip bu yamuk mu kaynadı? Ne oldu bu kola bir şey oldu sanki ya. Ver. Cansu'ya her şeyi anlatacağım diyeceksin değil mi? Oğlum bak ben bu sefer çok kararlıyım. Vallahi bak çok çalışacağım, çok uğraşacağım. Geleceğim işe. Öğreneceğim ya. Bari öğret de öyle git. Hastanede bir kova ter döktük kardeşim biliyorsun değil mi? Ya yalanımız ortaya çıkacak diye cambaza döndük biz orada. Ama artık yeter. Hem inan bana Cansu kimseye bir şey söylemez. Gerçekten. Abi Ece'ye söyler. Ya tam da kızla kavuştuk derken. Düşün. Yine kendini düşün. Ama bir kere beni de koy yanına. Hayatımda ilk defa aşığım diyorum sana. Hayatımda ilk defa kalbim böyle atıyor diyorum sana. Ben diyorum ki saçının bir teline zarar gelse dünyayı yakarım. Sen diyorsun git yalan söyle. Yapamam Mert, kıyamam ben. Benim tek istediğim bir kere olsun kendi adımı onun ağzından duymak. Çok şey mi istiyorum? Ne yapıyorsun sen? Her şey için teşekkürler kardeşim. Sen sözünü tuttun. Şimdi sıra bende. Hadi git hayalini yaşa. Teşekkür ederim kardeşim. Bak göreceksin her şey çok daha güzel olacak. Ve ben seni bırakmam ki. Ne zaman kafan sıkışsa ara gelirim ben geri. Gelme abiciğim. Ne demek gelme? Senin gölgende yaşamak ne demek biliyor musun ki? Ya ben hayatım boyunca seni dinledim babaannem. Zaten bir tane rol model var, babam. Hikmet Çağlan, her şeyi mükemmel yapan adam. Bir de onun kopyası var. En az onun kadar başarılı, dürüst, çalışkan, mükemmel Kerem Özkan. Bir de ben varım. Mert Çağlan. Tamam. Başarısız. Serserinin teki. Senin bir suçun yok abicim aslında. Sen fazla bile dayandın bana. O yüzden şimdi git hayalini yaşa abi. Git sevdiğin kızın peşinden koş. Ne yapıyorsun oğlum? Ben seni ne zaman bıraktım oğlum? Bak, işi öğrenir öğrenmez uzarım tamam mı? Bu sefer çok çalışacaksın. Eşek gibi çalışacaksın. Sağ ol lan söz. Bak, Cansu'ya söylemek yok ha. Tamam mı? Söz mü? Ya Allah seni bildiği gibi yapsın. Ne var oğlum? Yani çık. Ben gidiyorum. Daha hazırlanmam lazım biliyorsun randevum var. İyi hadi selam söyle yengeye. Hadi hadi hadi.
Bulamıyorum Elif Hanım'ın dosyasını ben. Biliyor musunuz? Sizle tanışmadan önce Süreyya Koran hakkında böyle bir sürü korkunç hikaye dinledim. Ama bu açıdan bakınca biraz abartmışlar gibi. Öyle mi? Sizce nasıl peki? Cesur. Gözü pek. Lafını sakınmayan. Bu dosyayı arıyordunuz. Evet, teşekkürler. Ah, saat 9 olmuş. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Ne mutlu bana. Ama artık gitmem lazım. İşi bırakalım, karşılıklı bir kahve içelim mi? Gerçekten geç oldu ve eve dönmem lazım. Tamam, haklısınız. Ben de sıkıldım bu vakıf ortamından. Sahilde müthiş bir balıkçım var. Harika balık ekmek yapar. Parmaklarınızı yersiniz. Balık ekmek ve ben. Gerçekten kendinizi aşıyorsunuz Levent Bey. Tamam. O zaman balıkları kendi ellerimle ben pişireyim. Müthiş ızgara. Usta beni tanır. Sıkıntı yapmaz. Ama ben yaparım. Şimdi gitmem lazım. Hem zaten bir sürü işimiz var. Yarın yeniden buluşacağız nasılsa. Size iyi geceler. 13 saat 55 dakika 42 saniye. Efendim? Sizi tekrar görebilmem için beklemem gereken zaman. Hoş geldiniz. İçeride mi gireceksin? Evet. Kendi evime girerken senden izin mi alacağım? Süreyya nerede? Henüz gelmediler efendim. Şu hale bak. Bu saat olmuş, evin hanımı evde yok. Bu ailenin iyice çivisi çıktı. Göstereceğim ben hepinize. Aşk ne güzel şey ya. Alo, sevgilimle mi görüşüyorum? Ya sen bana sevgilim mi diyorsun be? Ben seni yerim be. Ya yiyemezsin. Daha iyileşmedin. Oho kızım, ben çoktan iyileştim ki. Şimdi bana bak, hadi hazırlan şöyle güzel bir yere, romantik bir yere baş başa yemek yemeye gidelim beraber ha. Ya saçmalama, iyileşmedin. Ayrıca ben senin anneni gördüm. Vallahi o kadın seni hiçbir yere bırakmaz. Ne annesi ya? Ya hani markete gelmişti ya. Ha yok canım, ben hallettim o işi, izin aldım ondan ya. Şimdi bana bak, dışarıda ilk buluşmamız bu. Şöyle güzel bir mekana götüreyim seni. Müthiş bir manzarası olan bir mekana gidelim ha. Ya ama şimdi öyle mekana falan gerek yok yani. Hastaneydi, ilaçtı derken bir sürü masraf yaptın. Ben seni öyle bir mekana götüreceğim ki aklın çıkacak. Vay. İyi tamam, o zaman ben bir saate geliyorum seni almaya, tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Ay, acil durum. Valla bravo, artık odamı mı karıştırmaya başladın? Aa, ne münasebet. Masanın üstünde bırakmıştım. Yarın tam bir haftan doluyor. Hayır, merak ettim ilerleme kaydedebildin mi diye. Ama bakıyorum da yerinde sayıyorsun. Vay be. Demek sen bu zavallı insanların içinden tam 10 kişiyi kovacaksın ha? Gerçi sen araştırmışsındır. Yani kim zor bela çocuk okutuyor, kimin evde zavallı hasta bir annesi vardır diye.
Araştırma yapmama gerek yok ablacığım. Çalışanlarımızın ailevi durumlarını zaten biliyorum. Sen de arada sırada onlarla muhabbet edersen sen de bilirsin. Bir şey değil yani. Hadi Can, itiraf et. Keşke şimdi bütün bunları bilmeseydim demiyor musun? En azından onca zavallı insanı kovarken vicdanın daha az sızlardı. Bu içinde zor bela tuttuğun öfke var ya, aslında bana değil, kendine. Umarım o kozmetik mağdurları bütün bunlara değer. Çünkü artık bu işin geri dönüşü yok Can. Tamam. Hadi benden sana son bir abla tavsiyesi. Bak bu son kıyamı unutma. Nasıl karar ver biliyor musun? Bunu kov. Vallahi bunu kov. Yeter be! Git buradan. Asıl sana yeter. Can, yol yakınken pes et. Çünkü bu işi yapacak yürek yok sende. Ece? Ah Uğur böceğim. Ay iyi ki sensin. Ne oldu niye? Kimi bekliyordun ki? Ya Kerem gelecek de bugün ilk buluşmamız da ona sürpriz hazırlıyordum. Ya bizim de Mert'le bugün ilk buluşmamız da ben acaba burada hazırlanabilir miyim diyecektim. Ya deli misin? Tabii ki hazırlanırsın. Sen geç ben yemeklere bakıp geliyorum. Tamam. Hoş geldin Süreya. Aklına esti, eve mi döndün? Kimden izin aldın, affedersin? Kendimden. Hiçbir yere gitmiyorum. Hem bir hafta verdik sana, yetmedi mi? Burası benim evim. Bunu alırsan iyi edersin. Hem sen neredesin bu saate kadar ya? Ne yapacağım? Çalışıyorum vakıf için. Vakıf için çalışıyorsun. Ne yapıyorsunuz? Böyle süslenip püslenip oturuyorsunuz. İngiliz kraliyet ailesi gibi böyle serçe parmaklarınızı kaldırıp çayınızı yudumlarken... ...yok efendim onun düğünü böyle olmuş, şunun kızı böyle yapmış diye dedikodu yapıp duruyorsunuz. Başka ne yapıyorsunuz? Bir de çalışıyorum diyorsun ya. Bak bakalım nelere çalışıyormuş. Gitmeseydiniz geri sayımlara gerek kalmazdı. Bu? Bunun rengi mi solmuş ya? Bunun rengi soldu olmaz. Bu? Ya ben bunu bir gerizekalıyla buluşurken giymiştim. Bu da olmaz.
beli oturuyor aslında ama biraz fakir mi gösteriyor? Ya Ece ya. Peki bir şey soracağım. Bu nasıl peki? Bu olmaz. Niye? Bu ne diyor biliyor musun? Daha önce hiç sevgilim olmadı. Çok tecrübesizim. Ne desen inanırım diyor. Bu olmaz. Peki bununla nasıl bir mesaj veriyor olabilirim? Ver. Merhaba. 4 yıllık ilişkim yeni bitti. Tekliflere açığım. Karşıma çıkan ilk fırsatı değerlendireceğim. Ne dersin bebeğim? Bu gece bana gidelim mi? Diyor. Ya öf Ece ya. Bari bu iyi bir şey desin o zaman. Yani bir tek bu kaldı zaten. Ay bu ne desin ya? Bu Allah diyor. Hemen bunu giy. Çabuk uğur böceğim. Çok güzel. Gerçekten mi? Evet çabuk. İyi tamam hadi giy. İşte bu. Biliyorum seni zamanında çok üzdüm elbisesi. İlk aşkım değilsin, özür dilerim. Ama son aşkım olacaksın, yemin ederim. İşte bu. Ay Uğur böceğim ne kadar güzel olmuşsun. Ay. Ya Allah kahretsin ya. Ne yapacağım ben şimdi? Şey ya nazar değdi nazar çıktı ya değdi çıktı. Bir şey olmaz. Sen şimdi onu çıkar ben onu halledeceğim. Tamam mı hadi. Ya Ece ya bu hangi dönemden kalma bu maşa? 4 ev arkadaşıyla yaşadığım dönemden canım. Ay Uğur böceğim sen tesbih böceğine dönmüşsün ya. Tortop olmuşsun. Ya Ece benim elim ayağım titriyor. Niye minnoşum? Ya bilmem. Ya bu gece her şey yolunda gitmezse hani ben biraz... Sakın. Sakın uğursuzum falan deme. Ya ben seni hazırlayacağım. Öyle yapma tamam mı? Hadi gel. Bitti bu da zaten gel. Söyle bakalım Uğur Böceği. Bu mu yoksa bu mu? Bence kesinlikle bu. Boğmuyor değil mi? Yok yok bu. Sence bu mu yoksa bu mu? Bir de böyle bak. Bence bu. Aynen bence de ya. Ya inanmıyorum ya. Yani ben ki yılların pozitifiyim. Yani yemin ediyorum ben bile neredeyse çüş diyeceğim ya. Var bu gecede bir şey ama hayırlısı. Neyse hadi gel. Ya bir şey söyleyeyim bu da çok güzel oldu zaten. Vallahi hem daha rahat edersin. Gerçekten. Boşanma davaları mı?
Ben şu an ne yapıyorum biliyor musun Metin? Küveti doldurdum. Her yerim köpük dolu. Gerçekten mi? Ben de geleyim mi yanına? Bana da yer var mı o küvette? Son konuşmamızdan sonra hiçbir şey değişmedi Metin. Sen daha beni çok ararsın. Peki Ela'yı nüfusuma geçireceğim dersem? Ne? Evet. Ela'yı nüfusuma alacağım. Soyadımı vereceğim kızıma. Yarın hemen başlatıyorum işlemleri. Ay, gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ya aşkım, yine beni kırmadı canım sevgilim benim, canım. Yarın geliyorum bak. Ay, gel tabii, bekliyorum. Hadi görüşürüz. Alo, hemen bizim kızlara haber ver. Benim evde parti var. Ela da artık yasal olarak bir koran oluyor. Tamam. Mert beyefendiler. Ece, artık Mert desek mi? Alright. Mert'ciğim, şimdi. Kadınlar bazen böyle ufak tefek kazalara uğrarlar. Eğer Cansu bunlara takılırsa moralini yükseltiyoruz, tamam? Nasıl kazalar bunlar? Yani işte böyle çorabımız kaçar, rimelimiz akar, ruj dişimize bulaşır. Hazırlanırken de oldu. Yani yine olursa Cansu'ya çaktırma. Şimdi ben doğru mu anlıyorum? Ne olursa olsun çok etkilenmiş gibi yapacağım, öyle mi? Aynen. Hadi ben kaçtım, Kerem bekler. Görüşürüz. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Yani biraz talihsiz başladık aslında geceye ama... elbisem yırtıldı, topuğum kırıldı. Neyse, boş ver. Pardon. Teşekkür ederim. Cansu, ne olursa olsun bugün çok güzel bir gün olacak. Biliyorum. Vay. Senin beni beklediğin günlerde mi görecektim ben ya? Hı? Sürprize hazır mısın? Gel bakalım, hazır mıyım değil miyim? Ya yapma. Önce buluşma yerimize gitmemiz gerek. Oo, bir de evde olacağız yani. Ya yapma ama. Ne dedim ya, Allah Allah. Ne güzel uyurduk işte, masum masum. Ne var? Bak böyle yaparsan gerçekten sokmam seni eve. Allah Allah. Hadi gel. Aa, hakikaten sokmadı ha. Bu tarafta. Ben burayı biliyorum. Evet. Aram Usta'nın yeri işte.
ilk randevumuzda beni köfteciye mi getirdin yani? Evet, beğenmedin. Seni buraya getirdim çünkü burası ilk anladığım yer. Neyi? Senin hayatımda kalıcı olduğunu. Benim için mi bu? Yani ilk randevumuz diye bu kadar romantik olmak zorunda değilsin. Cansu, hiç yalan söyleyemiyorsun. Kim? Ben mi? Nasıl bir şey ya? Ha? Ben seni hak edecek ne yaptım acaba? Hadi yiyelim. Evet. İlaçlarını aldın mı sen? Açken içmen gereken ilaçları. Ha, yok, içmeyeceğim onları ya. Uyku yapıyor onlar. Ya olmaz. İçmen lazım. İyi, tamam. Aferin. İlaçlarını içtiğin için bunu hak ettin. Benimle daha önce hiç kimse böyle ilgilenmemişti, biliyor musun? Yani tabii ilgilenenler oldu. Yani birkaç kız oldu tabii ama... Yani hiçbiri senin gibi değildi. Sen böyle şakalar yapmazsan ben hep ilgilenirim seninle. Ay hadi soğutmayalım, yiyelim onu artık. Gelsene oraya, bir şey deneyeceğim. Ya! Ya gel vallahi, bir şey deneyeceğim. Başka bir şey. Sen. Yani ne bileyim, bugüne kadar hep evin yaraması haylası çocuğu. Böyle bir sürü kadın girip çıktı hayatıma. Hatta birçok kez aşığım diye yerlerde sürüldüm falan. E'si işte bu başka bir şey Ece. Ya ben daha önce hiç böyle hissetmemiştim kendimi. Yani şuraya bir baksana, işte etrafına bir bak. Bunlar bir mucize gibi benim için. Teşekkür ederim. Efendim, ne alırdınız? Sence ne alırız Ferdi? Kız arkadaşınız ne alırdı? Erkek arkadaşım ne alıyorsa ben de aynısından alırım. Peki efendim. Sen kız arkadaşı mısın benim? Sana anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki. Benim de. Anlatsam sabaha kadar susmam herhalde. Olsun. Ben seni sabaha kadar dinlerim. Anlatsana. Üzülme. Benim de sana söyleyemediklerim var. Cansu, sana söz veriyorum. Artık her neyse o anlatamadığın şeyler, sana olan hislerimi değiştirmeyecek. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Çünkü dünya üzerindeki hiçbir şey şu an kalbimdekileri değiştiremez. Benim de.
bugüne kadar ne yaşadıysam sanki seni bulayım diye olmuş. Sanki dünya yıllar önce yörüngesinden çıkmış da böyle seni bulunca yerine oturmuş gibi. Hani ben hep varmışım da sen gelince kalbim atmaya başlamış gibi. Bilmiyorum sözlerim ifade edebiliyor mu? Sözlere gerek yok ki. Yangın! Ne yok artık? Aa, yanıyor! Dur! Ferdi, Ferdi su getir. Aa! Ver. İyi misin? Al Ferdi. Yemekleri iptal edeyim mi? Yok canım, ne münasebet. Hiç sorun yok, bu gece de oturacağız, yemeğimizi yiyeceğiz. İyi de... Cansu, bugün bizim ilk buluşmamız. Ne olur oturup yemeğini yer misin? Ne olur. Lütfen. Otur. Var, bu gecede kesin bir şey var. Telefonları kapatalım lütfen. Şu dakikadan itibaren dış dünyayla bağlantımızı kesiyoruz. Hay hay. Uzun uzun yıldızları seyredelim. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Sen yokken gökyüzü ne kadar boşmuş Kerem. Öyle mi? Ben hep şey sanıyordum. Yani çocukluğumdan beri kimse beni istemez sanıyordum. Birini annesi istemezse kim ister ki? Deliyim ya ben biraz. Ya biliyorum yani. İnkar etmiyorum. Ama sonra sen geldin. Beni o kadar çok istedin ki, inanamadım. Galiba o yüzden kaçtım senden. Oysa ben... Şapşal mısın sen ya? Ben seni hak edecek. Ne yaptım acaba? Her şey çok güzeldi. Bak işte kazaya uğramadık. Evet, uğramadık. Bak elbisen sağlam. Sağlam. Bakalım topuklar yerinde. Yerinde. Kimse yanmadı. Helal helal. Yukarı bak, yukarı bak. İyi misin? Ay, biz beceremeyeceğiz buranın bu işini galiba. ne yapalım, kalkalım mı? Hadi. Thank you.
kaçtık biz. Ya soracağım soracağım hep unutuyorum. Sen yanlış anlama ama niye bu arabayı kullanıyorsun? Jeep'in falan var senin yani. Şirket arabası bu, emekler. Ne bileyim, seviyorum ya ben bunu. Bir de bugüne kadar hiç yolda bırakmadı beni. Ne oluyor ya? Yok artık ya. Bakalım. Patlamış. Tek bir gece ya. Tek bir gece her şey senin için özel olsun istedim, bu kadar. Benim için özel zaten. Seninle her an özel. Azıcık yürüyelim mi? Gel. Bak ben gerçekten çok mutluyum Mert. Elini tutabiliyorum ben, daha ne isteyeyim? Yok ya, bir şey istiyormuşum aslında. Ne? Dondurma. Dondurma mı? Evet, bana bir dondurma alırsan bu geceyi hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Bekle burada, hemen gelirim. Kardeşim kolay gelsin. Eyvallah. Şundan. Tamam. Efendim, bir seyirci alabilir miyim içinizden? Buyurun efendim siz. Aa, yok ben yapamam. O kadar doğru değil, buyurun. Buyurun. Benim çiçeğimi kimse beğenmiyor. Şu mendili üzerine örter misiniz? Harika. Bir de üflerseniz. Balon patlatacaksınız ödül olarak. Buyurun. Çünkü ödül olarak bunu patlatmanızı istiyorum. Buyurun. Alkışlar, güzel. Teşekkürler. Thank you.
Ben Mert değilim. Benim adım Kerem.